Merhaba arkadaşlar. Yağların ikinci videosuyla birlikte yağların genel özelliklerini anlatmıştık. Şimdi yağ çeşitlerine geçiyoruz. Bir önceki videoda da söylediğim gibi 3 çeşit yağ vardır. Basit yağlar, bileşik yağlar ve türev yağlar. Şimdi biz bunların hepsini teker teker görelim. Şöyle yağ çeşitleri diye bir başlık atalım ve ben bunu tablo şeklinde anlatayım. Yağlar, diğer bir adıyla neydi? Lipitler. Genellikle lipit ismi kullanılıyor arkadaşlar. Yağ ismi kullanılmıyor. O yüzden karşınıza lipit olarak çıkar mutlaka. Şimdi biz ikiye, üçe ayırıyorduk pardon yağları. Neydi bunlar? Basit yağlar. Basit lipitler diyelim. Basit lipitler. Bileşik lipitler. Bileşik lipitler. Bir de türev lipitler vardı. Türev lipitler. Nedir bunlar arkadaşlar? Bunların hepsini teker teker anlatacağız. Şimdi basit yağlar yani basit lipitler şöyledir. Normal yağlar ve mumlar bunlara giriyor arkadaşlar. Nötral yağlar var ya, nötral yağlar işte mumlar basit yağlar kısmına giriyor. Bileşik yağları, bileşik lipitleri ise fosfolipitler, fosfatsız olan lipitler, bir de sfingolipitler dediğimiz lipitler var. Bunlar da bileşik lipitlerin yapısına giriyor. Bir de türev lipitler vardır arkadaşlar. Bunlar da başka yağlardan türev alanlar. Yani başka yağlardan farklılaşanlar. Nedir bunlar? Steroidler, yağda eriyen vitaminler ki onları zaten bu derste anlatmayacağım. Onları direkt vitaminler dersinde anlatacağım. Lipokrom dediğimiz yağlar, bir de yağ asitleri arkadaşlar. Bunlar da türev yağlardır. Şimdi ilk önce basit yağlardan başlayalım. Basit lipitlerden. Arkadaşlar basit lipitler en temel yağlardır ve bunlar depo maddesi olarak kullanılır ya da koruyucu görevde kullanılır. Mesela bizim vücudumuzdaki organların etrafını saran yağlar, derimizin altında bulunup vücudun etrafını saran yağlar bunlar basit yağlardır. İlk önce trigliseritlerden bahsetmek istiyorum. Yani şöyle bir diyelim, basit yağlar için şöyle bir diyoruz, nötral yağlar. Nötral yağlar. Nötral yağların diğer adı neydi arkadaşlar? Trigliserit. Trigliserit. Ya da triacilgliserol. Triacilgliserol. ÖSYM genelde şu böyle abidik gubidik isimleri kullanmayı daha çok seviyor. Triacilgliserolun karşınıza çıkma ihtimali daha fazladır. Arkadaşlar nedir bunlar? Bunlar gliserol ile 3 tane yağ asitinin birleşerek hem aralarından 3 bağ su çıkarması hem de ester bağını oluşturması sonucunda oluşuyor arkadaşlar. Her ester bağı kuruldukça bir molekül su açığa çıkar. Bunu unutmayın arkadaşlar. Peki su hidrojen ve oksijeni nereden alıyor? Su hidrojeni gliserolden alıyor. Oksijenle hidrojen yani OH grubunu ise arkadaşlar yağ asidinden alıyor. Böylece bir molekül su açığa çıkmış oluyor. O zaman yazalım. Şöyle diyelim. Gliserol ve 3 yağ asidinin birleşmesiyle oluşur. Ne dedik arkadaşlar? Ester bağı kuruluyor dedik. Ester bağıyla su oluşur. Peki su hidrojeni nereden alıyordu arkadaşlar? Su hidrojeni gliserolden OH'ı yağ asidinden alır. Evet, bu şekilde nötral yağların genel özellikleri arkadaşlar. Peki burada size gliserolden ve yağ asitlerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Nedir gliserol, nedir yağ asidi? Gliserol bir alkoldür. 3 karbonlu bir alkol. 3 karbonlu olduğu için tri alkol de deniliyor arkadaşlar. 3 karbonlu bir alkoldür. Suda çözünürler. Neden suda çözünüyor? Çünkü zaten hidrojenini kendisinden veriyor ya. OH'ı da sudan alarak buradan çözünme gerçekleştiriyor arkadaşlar.
Gliserolün, şimdi 3 tane yağ asidi ile 1 tane gliserol bağlanıyor dedik. Her bir karbonun arkadaşlar bir tane yağ asidi bağlanır. Şimdi 3 karbonlu olduğu için gliserol her bir karbonuna bir tane yağ asidi bağlanıyor. Bu her bir yağ asidi birbirinden farklı olabilir. Birbirinin aynısı da olabilir. Veya ikisi aynı, biri farklı olabilir arkadaşlar. Bu şekilde size şöyle bir soru sorabilir. Nötron yağlarda en fazla kaç çeşit monomer bulunur der. En fazla kaç çeşit? Bakın bir tane gliserol. 3 tane yağ asidinin birbirinden farklı olduğunu düşünün. En fazla kaç tane olur? 4 tane. Peki en az kaç tane monomerden oluşur derse, kaç çeşit derse? Bir tane gliserol. Bu 3 yağ asidinin de hepsinin aynı olduğunu düşünün. O zaman ne olur? En az da 2 çeşit monomerden oluşmuş olur. Bu şekilde farklı sorular da çıkabilir karşımıza. O zaman şöyle küçük bir başlık yazalım. Gliserol diyelim. Gliserol. Bakın buraya gliserolü anlatayım. Şuraya da yağ asitlerini anlatayım. Yağ asidi. Şimdi yağ asitlerini biraz daha uzun anlatacağım ama gliserol kısa sürecek. Arkadaşlar, dediğim gibi 3 karbonlu alkoldür dedik. 3 karbonlu alkoldür. Her bir karbona yağ asidi bağlanır. Yağ asidi bağlanır. Yani farklı bir yağ asidi bağlanır arkadaşlar. Dediğim gibi bunların üçü de birbirinden farklı olabilir. Üçü de aynı olabilir veya 2-2 şeklinde olabilir arkadaşlar. Bu şekilde gliserol ile ilgili söyleyeceklerimiz. Bir de şunu yazalım. Suda çözünür diyelim. Suda çözünür. Çözünmesinin sebebi de OH olduğundan dolayı. Hani hidrojeni su için kendisi veriyor. Daha sonra OH'ı yağ asidinden alıyor ya. Buradaki OH gelip direkt buna bağlandığı zaman ne oluyor? Çözünme olayı gerçekleşiyor. Bu şekilde arkadaşlar gliserol. Şimdi de gelelim yağ asitlerine. Yağ asitleri yağlarda çeşitlilik sağlıyor. Dediğim gibi 3'ü de farklı olabilir veya 3'ü de aynı olabilir arkadaşlar. Bunlar kimyasal yapılarına göre ikiye ayrılıyorlar. Doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitleri. Biz zaten doymuş ve doymamışlığına göre hayvansal mı bitkisel mi olduğunu bulabiliyoruz arkadaşlar. O zaman şöyle bakın ikiye ayıralım bunu. Yağ asitlerini. Şöyle doymuş yağ asidi diyelim. Doymuş yağ asidi kısaca yazıyorum. Şuraya da doymamış yağ asidi diyelim. Doymamış yağ asidi. İkisini bir karşılaştıralım. Arkadaşlar, doymuşluk neye göre doymuşluk? Şimdi, eğer ki yapısında hidrojen sayısı çok fazlaysa ve karbonlar arasında tekli bağlar varsa biz buna doymuş yağ asidi diyoruz. Eğer ki yapısında az hidrojen varsa, karbonlar arasında çiftli bağlar varsa buna da doymamış yağ asidi diyoruz arkadaşlar. O zaman doymuş yağ asidi için yazalım. Karbonları arasındaki bağlar tektir. Yani tekli bağlar vardır. Doymamış yağ asidine ne diyeceğiz? Karbonları arasındaki bağlar çifttir diyeceğiz arkadaşlar. Hepsinde değil çift. Hani arada bir de yani bazılarında bulunabilir. Hepsi çifttir diyemeyiz. Bunlar arkadaşlar 8 karbonluya kadar yani doymuş yağ asitleri 8 karbonluya kadar olanları sıvı. 8 karbonludan sonraki yani 8'den daha fazla karbona sahipse bunlar da katı oluyorlar. Ama biz genellikle doymuş yağ asitlerine ne diyoruz? Katıdır diyoruz. Katıdır. Ama böyle bir detay da aklınızda bulunsun. 8 karbona kadar olanlar sıvıdır. Geriye kalanlar katıdır arkadaşlar. 8 karbondan sonrası. Peki doymamış yağ asitleri için ne diyeceğiz? Doymamışlar için de şunu söyleyeceğiz. Sıvıdır diyeceğiz. Oda sıcaklığında sıvıdır arkadaşlar. Peki katı yağları hatırlayalım. Nedir katı yağlar? Tereyağı, kuyruk yağı, iç yağı bunlar nasıl kaynaklıdır? Hayvansal mı, bitkisel mi? Hayvansal. O zaman doymuş yağlar için ne diyeceğiz? Hayvansal diyeceğiz. Peki sıvı yağlar? Sıvı yağlar bitkisel değil mi? O zaman sıvı yağlar için de ne diyeceğiz arkadaşlar? Bitkiseldir diyeceğiz. Sadece bakın hayvansal yağlarda hani dedik ya sıvısal örnekleri vardır. Mesela balık yağı nedir? Sıvıdır, değil mi?
Ama diğer formları mesela işte tereyağı, kuyruk yağı gibi bunlar katıdır arkadaşlar. Bitkisel yağlara da örnek verebiliriz. Mesela nedir bunlar? Ayçiçek yağı, fındık yağı, ceviz yağı gibi yağlar tamamen bitkisel olan yağlardır arkadaşlar. Peki yağlar nereden taşınıyor? Arkadaşlar yağlar yani yağların türevleri işte gliserol, yağ asidi gibi yapı taşları bizim vücudumuzda lenf sisteminde taşınıyor. Lenf sisteminde kısa zincirli olanları sıvı olduğu için arkadaşlar direkt kapı toplar damarıyla karaciğere giriş yapabiliyorlar. Ama daha büyük olanları, daha böyle uzun zincirli olanları lenf sisteminden taşınıyor. Bu kapı toplar damarından geçiş yapanlar sadece %10'luk gibi bir kısmını oluşturuyor. Yani çok az bir kısmını oluşturuyor. O yüzden biz yağlar için genel olarak ne anlatıyoruz? Lenf sisteminden geri emilir diye anlatıyoruz. Ama unutmayın, 8 karbona kadar olanları arkadaşlar kapı toplar damarından direkt karaciğere giriş yapar. Olmadı boşluk bir yer kaldığı zaman oraya not olarak yazacağım. Şimdi ben çok sıkıştırmamak için aralara yazmıyorum. Bir de arkadaşlar temel yağ asitleri vardır. Bakın esansiyel yağ asitler. Nedir bu esansiyel yağ asitler? Bizler tarafından sentezlenemeyen, dışarıdan hazır alınan yağ asitleridir arkadaşlar. O zaman şuraya yine küçük bir başlık yazalım. Bakın. Temel yani esansiyel. Esansiyel yağ asitleri. Bunlar da neymiş? Canlılar tarafından sentezlenemeyen hazır alınandır. Canlılar tarafından sentezlenemeyen hazır alınan. Hazır alınan yağ asitleridir. Evet, bu şekilde arkadaşlar bizim nötral yağlar dediğimiz yağlar. Bir de ikiye ayrılır demiştik hani basit lipidler, nötral yağlar ve mumlar olarak. Şimdi gelelim mumlara. Arkadaşlar bakın şuraya mumlar zaten çok hani az yazacağım için şuraya mumlar diyorum. Mumlar. Mumların iki tane bilmeniz gereken özelliği var. Bunlardan bir tanesi yağ asitlerinin alkolle esterleşmesi sonucu. Yani alkolle esterleşmesi derken aynı nötral yağlar gibi oluşuyor. Ester bağı oluşturuyorlar alkolle arkadaşlar. Böylece yani gliserol ve yine yağ asitlerinin birleşmesiyle oluşuyor. Bunlar çok büyük moleküllerdir. O zaman yazalım. Esterleşme sonucu oluşur. Esterleşme sonucu oluşur. Dediğim gibi çok büyük moleküllerdir. Arkadaşlar bitkilerde bir tabaka var. Hatırlar mısınız bilmiyorum ya da biliyor musunuz, duydunuz mu? Kütikula tabakası. Duymuş olmanız gerekiyor. Mumlar kütikula tabakasına benziyor. Zaten mumlar dediğimiz zaman bizim günlük hayatta kullandıklarımız değil mi? Mumlar arkadaşlar. Bunlar da elinizde böyle hafif bir yağımsı iz bırakır. İşte mumlar aslında nedir? Bir yağ çeşididir. Bunlar kolay kolay suda erimiyorlar. Suda kolayca çözünmüyorlar. Hani çözünmeleri biraz daha uzun sürüyor arkadaşlar. Bitkilerdeki kütikula tabakasına benziyor. Onu da yazayım. Bitkilerdeki kütikula tabakasına benzer. Ne yapıyordu bu kütikula tabakası? Yaprakların üst yüzeyini örterek suyun çıkışını engelliyor arkadaşlar. Ne kadar kalın olursa suyun çıkışını engellemiş oluyor. Hem de ışığın girişini engelliyor. Kalın olması o yüzden bitkiler için hani kurak ortam bitkilerinde oldukça kalındır. Ama nemli ortam bitkilerinde kalın değildir arkadaşlar. Şimdi basit lipidleri anlattık. Basit lipidlerde bilmeniz gerekenler bunlar. Özellikle şu doymuş ve doymamış yağ asitlerinin karşılaştırmasını bilmeniz iyi olur. Şimdi gelelim bileşik lipidlere. Arkadaşlar bunların yapısında farklı bileşikler bulunur. Yani yağ asidi ve gliserolden daha farklı bileşikler bulunur. Mesela fosfolipitler. Ne var? Fosfat var. Fosfatsız olan lipidler vardır. Bunları da glikolipitler diyoruz arkadaşlar. Bunlar da işte hücre zarının yapısına katıyor mesela. Bir de sfingolipitler dediğimiz lipidler vardır. Bunlar yağ asidi var yapısında, fosfat var. Bir de sfingozin dediğimiz bir madde var arkadaşlar. Bunların sfingolipitlerin alkolü yani buradaki hani gliserol için alkol demiştik ya alkolü gliserol değil farklı bir bileşik o yüzden de sfingolipid olarak isimlendiriliyor. Şimdi teker teker işleyelim. O zaman önce şunu diyelim.
Bileşik lipidler için yapısında yağ asidi ve gliserolden farklı olarak başka bileşiklerde bulunur. Bunların çeşitleri de ne demiştik? Fosfolipidler, fosfatsız lipidler ve sfingolipidler. Kısaca yazacağım arkadaşlar. Özellikle bizim için önemli olan fosfolipidlerdir. O yüzden fosfolipidleri biraz daha detaylı anlatacağım ama diğerlerini hemen kısa kısa geçeceğiz. O zaman şöyle bir diyorum. Fosfolipidler. Nedir fosfolipid? Arkadaşlar, gliserole iki tane yağ asidi ve fosfatın bağlanması sonucunda oluşur. Gliserole iki yağ asidi ve fosfatın bağlanması sonucunda oluşuyor. O zaman yazalım. Gliserol iki yağ asidi ve fosfattan oluşur arkadaşlar. Bunlar fosfat taşıdıkları için hidrofilik. Yağ asidi taşıdıkları için de arkadaşlar hidrofobiktir. Yani fosfatlı olan kısım direkt gliserole bağlanıyor. Fosfatlı olan kısım suyu seven hidrofiliktir. Fosfattan oluşmayan yağ asidinin bulunduğu kısım ise arkadaşlar suyu sevmez, hidrofobiktir. Peki nedir hidrofobik? Hidro ne demekti? Su. Fobi ne demekti arkadaşlar? Fobi sevmemek değil mi? Bir şeyden hoşlanmamak, korkmak. O zaman suyu sevmeyen demek hidrofobik demektir. Hemen yazalım. Fosfattan dolayı hidrofilik yağ asidinden dolayı hidrofobiktir. Evet, bu şekilde fosfolipidler. Peki nerede bulunuyor arkadaşlar? Hücre zarının yapısında çift tabakalı olarak bulunur. Hücre zarının yapısında çift tabakalı olarak bulunur. Evet, bu şekilde bileşik lipidlerin yapısı, yani fosfolipidlerin yapısı. Şimdi arkadaşlar, ben şu fosfolipidin bir yapısını çizmek istiyorum. İki tane, bakın, şöyle karbon molekülümüz var. İki tane karbon molekülü. Bu karbon moleküllerinden birine bağlı, bakın, H3PO4. Bu neydi? Fosfat grubu. Daha sonra bir de şöyle R dediğimiz bir yapı var. Bu R değişiktir arkadaşlar, çeşitliliği sağlar. Daha sonra yine bu yapıdan oluşan kısımda bakın neresi suyu seviyor, neresi suyu sevmiyor. Bu arada şu karbonlara da ne bağlıdır? Yağ asidi bağlıdır. Yağ asidi bu şekilde bağlıdır. Şimdi arkadaşlar, burada şuradaki H3PO4 dediğimiz kısım suyu seven kısımdır. Hidrofilik. Burası suda çözünür. Ama yağ asitlerinin bulunduğu kısım, şu kısım hidrofobiktir. Hidrofobik. Burası suyu sevmez ve suda çözünmez arkadaşlar. Evet, gelelim. Yağlarla ilgili söyleyeceklerimiz, yani fosfolipidlerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi gelelim fosfatsız lipidlere. Bakın. Şöyle 2 diyorum. 2 fosfatsız lipidler. Fosfatsız lipidler. Bunlar da yapısında fosfat bulunmaz ama fosfattan farklı bir yapı bulunur arkadaşlar. Mesela glikolipidler. Sadece bunun örneğini yazıp geçeceğim. Glikolipid. Lipide ne bağlanmış? Glikoz bağlanmış. İşte biz buna glikolipid diyoruz. Bu da yine hücre zarının yapısına katılıyor. Gelelim arkadaşlar. 3 diyelim sfingolipidler. Şuraya yazıyorum. 3 sfingolipidler. Nedir sfingolipid? Arkadaşlar, sfingolipid yağ asidi, fosfat ve sfingozin dediğimiz bir maddenin bağlanmasıyla oluşuyor. Bakın yağ asidi, fosfat ve sfingozinden oluşur.
Sifin, gozin'den oluşur. Bakın neyi yazmadık? Gliserolü. O zaman gliserolün yerine ne geliyor? Sifingozin dediğimiz madde geliyor arkadaşlar. Bunların sifingozin dediğimiz maddenin yapısında dediğim gibi gliserol yok. 18 karbonlu bir bazdır diyor ama buradaki karbon sayısını bilmemize gerek yoktur arkadaşlar. Bitkilerde yoktur bu. Bunu unutmayalım. Bitkilerde yok. Bitkilerde yok. Peki hayvanlarda nerede var? Arkadaşlar, sinir hücrelerimizde bulunan miyelin kılıf var ya hani, miyelin kılıf. İşte miyelin kılıfın yapısı sfingolipittir. Sfingolipittir. Miyelin kılıf. Nerede bulunuyor miyelin kılıf? Bizim sinir hücrelerimizde bulunur. Miyelin kılıfın yapısında bulunuyor arkadaşlar hayvanlarda. Evet, bu şekilde sfingolipitleri de anlatmış olduk arkadaşlar. Miyelin kılıf ne yapıyor? Yalıtımı sağlıyor. Böylece iletimin daha hızlı bir şekilde geçmesini gerçekleştiriyor. Şimdi gelelim türev lipidlere. Arkadaşlar, türev lipidler de steroidler, yağda eriyen vitaminler, lipokromlar şeklinde ayrılıyor. Yağ asitleri yine aynı şekilde buraya giriyor. Burada steroidlerden bahsedeceğiz. Türev lipidlerde türev lipidlerin tamamı zaten steroidlerden türev alıyor arkadaşlar. Bu yüzden de işte safra, enzim, hormon gibi yapıların sentezinde görev alıyor. Hani steroid yapılı hormonlar vardır diyoruz ya, neydi bunlar? Progesteron, testosteron, östrojen, kortizol ve aldosteron. Bu dört tanesi steroid yapılı hormonlardır. Hormonlara geldiğimiz zaman bahsedeceğiz. İşte bunların yapısını oluşturuyor. Steroidlerle ilgili anlattıktan sonra diğerlerine giriş yapmayacağız arkadaşlar. Diğerlerini sadece isimlerini yazıp geçeceğim. Dediğim gibi steroidler, yağda eriyen vitaminler, lipokromlar. Bunları anlatıp daha sonra yağları bitirelim. O zaman türev lipidlere şöyle yazalım. Tamamı steroidlerden türev almıştır diyelim. Tamamı steroidlerden türev alır. Türev alır. Nereye katılıyordu? Safra, enzim bazı enzimlerin yapısına katılıyor. Hormon sentezinde görev alır. Görev alır. Burada da yine bir diyorum. Şöyle bir steroidler. Steroidleri detaylı anlatalım. Diğerlerini sadece ismini yazalım. Arkadaşlar, steroidler hayvan hücrelerinde bulunur. Bitki hücrelerinde bulunmaz. O zaman yazalım. Hayvan hücrelerinde bulunur. Hayvan hücrelerinde bulunur. Arkadaşlar, bunlar görevleri nedir biliyor musunuz? Zarın geçirgenliğini artırıyor ve dayanıklılığını sağlıyor arkadaşlar. O zaman yazalım. Zar geçirgenliği ve dayanıklılık sağlar. Dayanıklılık sağlar. Bir diğer özelliğine baktığımızda arkadaşlar, yine nöronlarda yani sinir hücrelerinde yalıtımı sağlıyor. Burada glia hücreleri bulunuyor. Glia hücreleri tarafından üretiliyor arkadaşlar. Nöronlarda yalıtım sağlar. Yalıtım sağlar. Aynı miyelin kılıf gibi aslında. Daha sonra arkadaşlar ne dedik? Steroidler genellikle hayvan hücrelerinde bulunuyor dedik. Bunlardan kolesterol hayvanlarda bulunur ya da hayvansaldır diyelim. Hayvansaldır. Genellikle hayvan hücrelerinde bulunuyor ama kolesterol tamamen hayvansaldır arkadaşlar. Dediğim gibi zarın geçirgenliğini ve dayanıklılığını sağlıyor. Bu durum kolesterol için de geçerlidir arkadaşlar. Miyelin kılıfta önemli miktarda kolesterol vardır. Miyelin kılıfta büyük miktarda kolesterol bulunur. Zaten miyelin kılıfta ne yapıyor? Sinirsel iletimin kolay bir şekilde geçmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu durum doğrudur arkadaşlar. Vitaminlerin yapısına katılır dedik şimdi steroidler. Ne dedik? Hangi vitaminin yapısına katılıyor? D vitamini arkadaşlar. D vitamini. Daha sonra eşey hormonları neydi? Östrojen, progesteron, testosteron. O yüzden direkt ben eşey hormonları yazıyorum. Eşey hormonları, kortizol, aldosteron, safra tuzları.
safra, tuzlar arkadaşlar steroid yapıdadır. Steroid yapıdadır. Evet, steroidlerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Genel özelliklerini bu kadar bilmeniz yeterlidir. Şimdi bir de ben şöyle bir diğer çeşitlerini de yazayım. 2-3 diyeyim. Steroidlerin yağda eriyen vitaminler demiştik. Onu yazmaya gerek yok. Burada lipokromlar yazmak istiyorum sadece. Lipokromlar. Arkadaşlar bunlar da yine türev lipidlerden bazılarıdır. Dediğim gibi isim olarak bilmeniz yeterlidir. Fazla detayına girmeye gerek yok. Şimdi size yağlarla ilgili genel bir bilgi daha vermek istiyorum arkadaşlar. Yağ asitlerinde çift bağ sayısı arttıkça ne olur? Tek bağ sayısı arttıkça ne olur? Veya karbon sayısı arttıkça ne olur arkadaşlar? Bunlardan bahsedip yağları bitireceğiz. O zaman şöyle sayfamızı değiştirelim. Bu sayfayı bayağı bir doldurduk. Birkaç tane de not yazacağım buraya. Şöyle diyelim. Yağ asitlerinde. Şu kalemle yazayım. Yağ asitlerinde çift bağ sayısı arttıkça. Çift bağ sayısı arttıkça neler oluyormuş bakalım. Arkadaşlar çift bağ sayısı arttıkça ilk olarak düz zincirli olan yapıda kırılmalar meydana gelir. Yani şöyle yazalım. Düz zincirli yapıda kırılmalar oluşur. Kırılmalar oluşur. Yapısı zayıflıyor arkadaşlar. Erime noktası düşer. Erime noktası düşer ve akışkanlık artar. Akışkanlık artar. Şöyle düşünün bakın. Çift bağ sayısı artıyor ya, ne oluyor o zaman? Doymamış yağ asidine dönüyor. Doymamış yağ asitleri de ne oluyor arkadaşlar? Daha akışkandır değil mi? Sıvı yağlardır dedik. Örnek olarak vermiştik. Böylece bunların erime noktaları da düşmüş oluyor. Daha sıvı hale gelir yazalım. Daha sıvı hale gelir. Evet, bu şekilde yağ asitlerinde çift bağ sayısı arttıkça bunlar oluyor. Şimdi bir de yağ asitlerinin karbon sayısı arttıkça diyelim. Yağ asitlerinin karbon sayısı arttıkça neler oluyormuş? Arkadaşlar karbon sayısı artınca da karbon erime noktasını yükseltiyor. Çünkü karbon kararlı bir yapıya sahip. Bu yüzden de arkadaşlar erime noktasını yükseltmiş oluyor. Yazalım. Erime noktası yükselir. Erime noktası yükselir. Akışkanlık azalır arkadaşlar. Yani aslında çift bağ sayısıyla tam tersi şeyler yazacağız. Akışkanlık azalır. Akışkanlık azalır. Daha katı hale gelir. Daha katı hale gelir. Evet, bu şekilde olay gerçekleşiyor arkadaşlar. Peki yağlar hidroliz edildiğinde sizce ortamdaki pH miktarını nasıl etkiler? Yağlar hidroliz edildiğinde ortamdaki pH'ı nasıl etkiler arkadaşlar? Şöyle etkileyecek. Yağ asitleri oluşuyor ya, sonuçta asit değil mi? O zaman ortamdaki asit miktarı arttığı için pH ne olur? Düşer arkadaşlar. Onu da yazalım şöyle bir not olarak. Birkaç tane daha not yazacağım. Not. Bir tanesi, yağlar hidroliz edilince ortamın pH'ı düşer, asitlik artar. Bir diğer notum, yine şuraya yazıyorum onu da. Demiştim ya, yer kalırsa yazarım diye. Arkadaşlar yağ asitleriyle ilgili şuraya yazmak istiyorum. Ya da daha doğrusu genel olarak yağlarla ilgili. Doymamış yağ asitlerinin hidrojene doyurulmasıyla aralarındaki çift bağların kırılmasıyla margarinler oluşur. Yazalım. Doymamış yağ asitlerinin çift bağları kırıldıkça margarinler oluşur.
Margarinlere biz trans yağlar diyoruz arkadaşlar. Bizler de evimizde trans yağ üretiyoruz aslında. Nedir bizim ürettiğimiz trans yağlar? Çok miktarda kızartma yapıyorsanız aynı yağla o yağın bir süre sonra katılaştığını görürsünüz. Katılaşmasının sebeplerinden biri işte patatestir falan, onlar da bunlar nişastadır. Ama bir diğer sebebi de sürekli kaynatıldığı için, sürekli yüksek ateşe maruz kaldığı için karbonlar arasındaki çift bağlar kırılıyor. Bu yüzden de arkadaşlar katılaşma meydana geliyor. Margarinlerin o zaman diğer adı neymiş? Trans yağ. Bizler de evimizde trans yağları üretebiliyoruz. Arkadaşlar, bir de şunu söylemek istiyorum. Hani dedim ya, yer kalırsa yazacağım diye. Şöyle not diyelim yine. Yağlar lenf sisteminden taşınıyor dedik ya. Onun hani %10'unun kapı toplar damarından direkt karaciğere girdiğini yazalım. Şöyle yağların büyük bir kısım derken ne dedik? %90'lık. Büyük bir kısmı lenf sistemiyle taşınır. Ama 8 karbona kadar, yani kısa zincirli olan yağ asitleri, bunlar 8 karbona kadar olanlar arkadaşlar, unutmayın. Yağ asitleri yaklaşık ne kadara denk geliyor? Bu da %10'luk kısmına denk geliyor arkadaşlar. Yağ asitleri direkt kapı toplar damarından karaciğere gider. Karaciğere gider. Şimdi TYT, AYT'de böyle bir bilgi vermiyoruz. Direkt olarak %90'ı lenf sistemiyle taşındığı için direkt lenf sistemiyle diyoruz. Ama maalesef alan bilgisinde daha detaya girmek zorundayız arkadaşlar. O yüzden bunlardan da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Evet, böylece yağları bitirmiş olduk. Bu videomuz biraz uzun oldu. 31 dakika olmuş ama olsun, yağları sonuçta bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.